Görürüz de 25 kilo. Yemyeşil Doğu'dan yeniden merhaba değerli takipçilerimiz. Şu anda sizler için Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karasuçam köyünün sınırları içerisindeyiz. Karasuçam köyünde şu anda sizlere 5500 metrekarelik tapu alanı bulunan, içerisinde çeşitli meyve ağaçları bulunan alanımızın tanıtımı için bulunuyoruz. Burayla alakalı ilk başta bir size drone kayıtlarının görüntülerini verelim. Ondan sonra hemen arkasından Yaşar Bey ile beraber içerisinin biraz sohbetini yapacağız. Aşağıda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Buyurun aşağıya gidelim. Biraz drone görüntüleri, biraz da etrafı size gezdirdikten sonra tekrardan karşınıza geçtik değerli takipçilerimiz. Yine Yaşar Bey'le ve yer mülk sahibimizle beraber ufak bir sunum yapalım, ufak bir röportaj yapalım. Soru cevap şeklinde götürelim istedik bu yerimizle alakalı tanıtımımızı. Şu anda Yaşar Bey, şu anda tam olarak neredeyiz? Şu anda Yenice'ye bağlı. Arkamızda Karasu Kabaklar. Ön tarafımızda önümüzde de Karasuçam bulunuyor. Doğumuzda da Gönen Barajı'nın tam yanındayız. Buradan baraja 3 kilometre bir mesafe var. Orada 5500 metrekare bir arazinin içindeyiz. Bu arazinin içinde Kemal abi gerçekten bu araziye çok güzel hizmet etmiş. Çevresinde kızılcık ağaçları, elma ağaçları, erik ağaçları ve 50 tane de ceviz ağacı yetiştirmiş. Yaklaşık bunların yaşları 15 ile 20 yaş arasında. Artık tümüyle verim vermeye başladı, meyve vermeye başladı yani hepsi. Çok harika, verimi de çok güzel. Hemen alt tarafa indiğimizde alt tarafta da fındık ağaçlarının olduğunu, yani burada fındık da çok güzel yetişiyor Eren Bey. O fındık ağaçları burada çok şahane de bir fındık yapıyor. Zaten bölge olarak da baktığınız zaman biraz daha böyle Rize tarafını, Karadeniz tarafını andıran, onlara emsal olan bir bölgenin içerisindeyiz. Tamamen yeşillik, tamamen doğanın içerisinde, doğayla baş başa. Ya burada huzurlu olmak bambaşka bir şey. Hemen şurada alt tarafımızda görüyorsunuz. İstanbul'dan beyefendi geldi, bir yer aldı, evini yaptı, elektriğini çekti, suyunu çekti. Doğayla baş başa yaşıyor. Zaman zaman oltasını alıp burada baraja gidiyor, balıklarını da yakalıyor. Harika balıklar var barajda. Süper. Yani canlı, devamlı devir daim olan bir yer. Devamlı hareketli olan aynen, bölge. Aynen. Bu bölgeden aslında biraz daha böyle 5500 metrekarelik yerde yapımızdan bahsedelim. Burayla alakalı bir çiftlik evi tarzında bir şey yapabilir miyiz? Öyle bir şansımız olabilir mi? Yaparsın tabii. Yani bu gayet çok güzel doğası olan bir yer. Şöyle çevreye baktığınız zaman karşıda sırf yeşillik, biliyor musun?
Su depomuz var zaten. Hemen elektrikli üst tarafımızda çok yakın. Elektrik de çok yakın. Hatta şuradan görebilirsiniz. Bakın şu karşıda elektrik kaç metredir şurası? 50 metre var mıdır? Olmayabilir. O kadar işte. Ya oradan elektrik de alınabilir. Burada çok güzel bir şekilde bir ev yapılır. Sakin, huzurlu yaşamak isteyen insanlar için, doğa içinde güzel bir yer. Hoş bizim bir yer. Takipçilerimiz için özellikle en önemli tarafı şurası. Evet, ev yapılabilir diyoruz ama neye dayanarak söylüyoruz? Şu anda 5,5 dönümlük bir arazinin içerisindeyiz. 5 dönümün üzerinde olan yerlerde bağ evi tarzında yer yapma yasal olarak iznimiz bulunuyor. Onu ilk başta söyleyelim. Hani ev yapılabilir derken bununla beraber söylüyoruz. Şimdi şöyle, 5500 metrekare olduğu için, bir de kadastro yolu mevcut olduğu için buraya bağ evi ruhsatı çıkıyor. Yani siz buraya bağ evi yapabilirsiniz. Elektrik, su zaten var içinde. Elektriğini de şurada 50 metreden elektrik çekersiniz. Orada çok sakin bir şekilde yaşamınızı devam ettirebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Tamam mı? 5000 metrekarenin altında olmuş olsaydı bunlara izin yok. Tamam. Özellikle bunu belirtelim. 5000 metrekarenin altında olduğu zaman ev yapılamıyor mu? Yani yapan yapıyor. Ona bir şey demiyoruz. Ama biz yasal hükümlülüğün dışında olan şeyleri burada söylemekten yana da değiliz. Yani bunları tasvip etmiyoruz. Anlatamıyoruz. Ama şu anda 5000 metrekarenin üzerinde olduğundan dolayı rahatlıkla bağ evinizi yapabilecek durumdasınız. Yolda gelirken özellikle dikkatimi çeken şey şu. Günümüzde şu anda su tasarrufu mükemmel olması gereken seviyede. Cırcır böceğinin sesi de çok güzel geliyor şu anda. Ne kadar size yansıyor bilmiyorum ama su tasarruf bakımından çok üst seviyede olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Sulama bilinçsize yapılmış olan bir sulama yok. Şu anda arazimizin içerisinde damlama sistemi mevcut. Evet. Kemal abi doğrudur değil mi? Doğrudur. Yani bütün hatlarda cevizlere de damlama sistemi döşelidir. Tek tek cevizlere damlama sistemiyle suluyoruz. Yani bahçemizde su depomuz da var mevcut. Yani suyumuz da devamlı akar yani. Yani hiç kesilmez. Yaz, kış. Yani su depoda gelir yani. Ya bunu özellikle buradan yine belirtiyoruz. Su tasarrufu bakımından da elinden gelen her şey kesinlikle yapılmış durumda. İçerisindeki meyve ağaçlarınla alakalı Kemal abi. İçeride neler var? Bize bir onlarla alakalı bilgi verir misin? Vallahi ceviz var. Kiraz var. Elma var. Kayısı var. Erik var. Fındık var. Yani bildiğimiz her türlü meyveden var. Tamamıyla meyve bahçesi diyorsun evet. Yani. Yani kivimiz var. Yani bu alanda da şöyle bahçe yapıyorum işte. Geri kalan aşağıları, geri kalanı fındık, ceviz, her türlü meyveden var. Her türlü meyvede yetişiyor. Yani böyle bir yer yani, güzel bir yer. Şu anda bu düzlükte kavun karpuz dediğiniz zaman onları da ekim yapabilirsiniz. Doğru tabii, mu Kemal tabii, abi? Tabii. Şu anda sen ne ektin şu anda? Hani şunu da söyleyelim. Ekilen yerlerde iş yeri yani özel sektörde bir bahçe bakmak gerçekten zor. Hobi alanı olarak bir yerle bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama özel sektörde çalışırken bazı şeyleri yapmak bir dönem zorlaştığı dönemler olabiliyor açıkçası onu söyleyelim. İşten her zaman için müsaade alamıyorsun. Özel iş dediği, özel sektör dediğiniz yer biraz yoğun olan bir sektör olabiliyor. Ondan dolayı çok da bakım yapma gibi şansınız olmuyor. Şu anda ekili olan nedir içerisinde? Vallahi şu anda biber var. Domates, fasulye ektik. Ama karpuz var. Yani bildiğimiz her türlü zebzeli türlü şeylerden ekiyoruz. Mısırımız var. Yani buzdolabında bulunabilecek bütün yeşillik, bütün yeşil sebzelerin hepsini buradan alabiliyorsunuz. Tabii. Her türlü zebzeleri buradan alabiliyorum yani yapıyorum. Her türlü şey var yani. Yani bu bölgede güzel yerlerden bir yerdeyiz. Arka tarafımızda dediğimiz gibi köy manzarası olduğu gibi arkamızda. Şu anda Yaşar Bey biz bu tarafa döndüğümüzde yavaştan yanımızdan ayrıldı. Yamaçlardan aşağı doğru ilerleme başladı. Biz de yamaçlardan eğer görüntü alabilirsek, gerçi drone görüntülerine falan etrafı tamamıyla göstermiş olduk size ama yamaçlardan görüntü alabilirsek tekrardan yardımcı olmaya çalışırız görüntü bakımından. Yaşar Bey gitti, arkasından biz de ilerleriz diye tahmin ediyoruz şu anda. Görünmüyor Yaşar Bey nerede olduğunu göremiyorum ama burası az önce dediğim gibi tam Karadeniz vari bir yer. Yani Karadeniz'in yamaçları gibi aşağı taraflara da yamaç olarak giden yerleri işte fındıklarla değerlendirilmiş. Meyve ve cevizlerle değerlendirilmiş. Meyve bahçeleri ekilmiş. Hemen arka tarafımızda bizim sol arka tarafımızda kızılcıklar
mevcut. Bunu söyleyince de insanın aklına şarkısı geliyor tabii. Orası tarihi bir konu diyebilirim. Ama şimdilik bizim videomuzdan bu kadar diyebiliriz. En azından canlı sunum olarak. Belki etraftan, yamaçtan biraz daha görüntüsünde paylaşabiliriz. Kemal abi teşekkür ediyorum sana. Bize yardımcı olduğun için. Yaşar Bey'e de tekrardan teşekkür ediyorum ama yamaçlara doğru ilerledi zaten Yaşar Bey şu anda. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın diyoruz. Hoşça kalın.